İn şuradan, in. Hadi in aşağı, in. İn aşağı. İn. Ne yaparsınız abiler? Gitmenize izin verilmemiştir. Hemen çadırlara dönersiniz. Bunu yapamazsınız. Akça Bey ve Sungur Tekin Bey'in emri. Gitmeniz yasaklanmıştır. Anam, hakkını helal edesin. Hakkım sana helaldir oğul. Sizi birbirinize emanet ederim. Emanetine canım kurban anam. Ertuğrul abime gidecek olanlar. Seni son kez görüp helallik almak isterler ama. Son kez. Seni, abini, Halime Sultan'ı, Gündüz'ümü, nice yiğit albümü son kez görmek. Yüreğim buna nasıl dayanacak o? Ana, kurbanın olayım. Böyle yapma. Sayımız çok azdır beyim. Bu da beni korkutur. Yola düştüğümüz yiğitlerin sayısını tutmayasın Doğan. Önemli olan yola kimlerle düştüğümüzdür. Yola düştüğümüz bu yiğitlerin içindeki cevher, gün gelecek bize en karanlık günümüzde, en zor günümüzde güç verecektir. Önemli olan da budur. He vallahi beyim. Allah'ın izniyle Konstantiniyye'ye kadar daha yolumuz vardır. Artuk Bey'im! Artuk Bey'im! Artuk Bey'im! Arabalarla, yük beygirleriyle ve katırlarla obanın çıkışında hazır beklerdik Artuk Bey'im. Ama Dodurga alpleri gelip bize zorla mani oldular. Çıkarmayasın artık. Beyimizin emrini yerine getiririz.
Ertuğrul Bey, bu ne haddini bilmezliktir? Obama'nın alplerini yanına alıp destursuz nereye gittiğini sanırsın. Akça Bey, yanına baş alpini almış, benimle köpek denen o emirin ağzıyla konuşursun. Haddini bilesin Ertuğrul. Her iki obanın beylerin de töresini de çiğnediğin yetti artık. Beyim, biz Tuğtekin Bey'in alplarıydık. Gayrı bey olarak da Ertuğrul Bey'i biliriz. Beyim, bize yol veresin. Alpler! Durun hele. Sungur Tekin, Akça Bey, ne ettiğinizi sanırsınız siz, ha? Alpleri birbirine mi kırdıracaksınız? Obalarımızın itibarı için gerekirse evet. Ertuğrul istediği yere gidebilir. Sözüm yok. Lakin ne bir kayının ne de bir dodurganın alpi hiçbir yere gidemez. Diyeceğimiz budur. Alpler birbirlerine kardeşlikten öte bir bağla bağlıdır. Lakin senin gibi alplikten nasibini almamış olanlar bunu bilmezler elbet. Sakın ola alplerime ilişmeyesiniz. Bu yaptığın obaya ikilik sokmaktır. Yiğitlerin aklını çelip yoldan çıkarmaktır. Ağabeyimle Emir Saadettin'e biat edeli nice Oğuzların yolu gayrı belli değildir. Allah'a çok şükür bizim yolumuz bellidir. Obanın töresini çiğneyemezsin Ertuğrul. Alplarınla beylerin toyda aldığı kararları ezip geçemezsin. Sungur Tekin, ne yaptığını sanırsın sen? Oğuz töremin bana verdiği vazifeyi yaparım onu. Alpler! Ertuğrul Bey'in yanından ayrılın. Hemen! Bu son ikazımdır. Sungur Tekin Bey'im doğru der. Gitmek Oğuz'un töresine yakışmaz kardeşler. Ben yokum. Ben de yokum. Ben de. Ben de yokum. İçi çürümüş alpler de gittiğine göre biz bize kaldık demektir. Elinizden geleni ardınıza komayasınız. Sungur Tekin, Akça Bey, durun artık yeter. Sungur Tekin Bey. Ellerimizi yalnız komayacağız. Ola ki can alacaksanız bizimkini de alın. İşittin mi Akça Bey? Akça Bey, bizim de canımız çok yanar. Acımıza acı katma. Alplerini geri çekiz. Oğuz'un yiğit alpleri. Her daim sizi merhametli hatırlamak isterim. Şimdi pusatlarınız kınına, öfkeniz merhametinize yaslansın. Yaslansın ki obamız bir daha acı yaşamasın. Ertuğrul, yapma bunu. Beni çiğnemeniz lazım. Bana? Aymana, ne yaparsın sen? Ben de gitmelerini istemem. Lakin bu iş zorbalıklı olmaz. Yol verin yiğitlerime.
yüzünüz doymadı mı hala? Nice yiğidimizin kanıyla doymadı mı kara topraklar? Hangi davanın derdindesiniz? Daha kaç mezar doyuracak gözünüzü, ha? Yeter. Yeter. Atlar! Pusatlarınız kınına girsin. Sungur Tekin Bey, Alplerin başı olduğunu unuttun mu? Benim emrimi nasıl dinlemezsin? Bugün burada kan dökülmesine izin vermeyeceğim Akçabey. Kaya atları! İstikamet talimhane! Vardığınız yerde sizden daha beter belaları bulacaksınız. O vakit sizi kollayacak bir oba bulamayacaksınız. Yazık! Yazık ettiniz! Hem kendinize hem çocuklarınıza. Belanızı bulasınız. Selam kavlem. Ertuğrul Bey'in yolunda gidecek olan yiğitlerim, hatunlar, varacağınız yolda Allah sizi arı imandan ayırmasın. Kadir Mevlam sizi namerde muhtaç etmesin. Hakkım hepinize helaldir. Yolunuz açık olsun. Ana. Kızım, hakkını helal et. Helal olsun. Gündüzsün. Allah seni anandan babandan ayırmasın. Kalan ömrümü ömrüne katsın. Bahtın hep açık olsun. Ertuğrul Bey'im, Rabbim her daim sizi her türlü musibetten, beladan korusun. Bil ki gönlümün otağında her daim baş köşede olacaksınız. Eyvallah Sercan Hatun. Ağabeyimle birlikte evladınızla mutlu olasınız inşallah. Sağ olasın bey. Önce Turgut. Şimdi de siz. Yiğit alplerim, yiğit bacılarım,
Belaya sabır, nimete şükür, kadere rıza gösterme vakti gelmiştir. Bilesiniz ki bizler için ayrılık değil, vuslat vakti gelmiştir. Bizler devletimizin en doğusundan en batısına kadar şanlı kayı bayrağını dalgalandıracağız. Allah kayıların ve dahi tüm Oğuz'un yar ve yardımcısı olsun. Alpler! Haydi yola düşme vaktidir. Arthur!
Ertuğrul Şehzade'yi ayartıp devlete isyan etmenin bedelini ödeyecek. Şimdi size düşen sultanımızın verdiği vazifeyi yerine getirmektir. Devletimizin sabrı gayrı taşmıştır. Ertuğrul'un da şehzadenin de kellesini alacaksınız. Yalnızca onu da değil. Peşinden giden kim varsa öldürün. Adamlarım emrinizi yerine getirmek için beklerler emir hazretleri. O vakit tez gidin ve bu muştulu haberle bana dönün. Bundan hiç şüpheniz olmasın emir hazretleri. Ertuğrul bu sefer kurtulamayacak emir hazretleri. Müsaadenizle. Madem eceline susadın, madem kendi isteğinle obandan ayrıldın, sürüden ayrılanın kurda nasıl av olduğunu göreceksin Ertuğrul. Göreceksin. Bizans'a benim ile göçen gelsin, inlesin namert meydana, candan serden geçen gelsin. İnmesin namert meydana, candan serden geçen gelsin. Çağırın alplerin hepsini, seçin içinden kötüsün. Bizans beden kapısı, bir yumrukta açan gelsin. Bizans beden kapısı, bir yumrukta açan gelsin. Kulak tut merdin sözüne, girelim meydan yüzüne. Ecel gömleği gözüne, kendiliğe biçen gelsin. Ecel gömleği gözüne, kendiliğe biçen gelsin. Bize alp olmayı Ertuğrul Bey öğretti. Ertuğrul Bey alpliğin sadece bilekle değil, gönüllü olduğunu, akıllı olduğunu öğretti hepimize. Biz de onunla gitmeliydik. Ertuğrul Bey'i yalnız koymamalıydık. Doğru dersin kardeş. Gayri çok geç. Thank you.
dert. Ertuğrul Bey gibi büyük bir alpin ayrılmış olması hepimizi üzmüştür. Lakin bilesiniz ki obamız kişilerle kaim değildir. Bir bey gelir, bir bey gider. Şimdi ise bize düşen içimizden yeni beyler, yiğit alpler çıkartıp obamıza ve devletimize hizmet etmeye devam etmektir. Asıl olan obamızdır. Devletimizdir. Babam Süleyman Şah'tan sonra nasıl ki yeni beyler sizin gibi yiğit alpler meydana çıkıp sorumluluğu omuzladılarsa bundan sonra da bu böyle olacaktır. Şimdi herkes içine düşmüş olduğu bu ahvalden derhal kurtulup vazifesini hakkıyla yerine getirecektir. Vazifesinde zaafa düşeni görürsem, işitirsem cezası ağır olacaktır. Haydi, şimdi talim vaktidir. Destur! Demek oğullarıma konduramadığım her şey doğruymuş. Obanın birliğini dirliğini Gündoğdu Bey'den aldığınız bu altınlarla mı temin ettiniz? Ertuğrul Bey'in toydaki hakkını bu altınlarla mı çiğnediniz? Kaya'nın töresi bu mudur? Hı? Atamız Oğuz'un töresine böyle mi sahip çıktınız? Böyle bir beylikten utanmaz mısınız? Ha? Yarın bir gün bu duyulduğunda nasıl bakacaksınız ahalinin suratına? Veren el, alan elden üstündür Haymana. Gündoğdu Bey'im obanın dirliği için vermiştir. Ertuğrul Bey ise yiğitlerimizi bizden almıştır. Biz de Süleyman Şah'ımızın... Hoş! Siz kim oluyorsunuz da Süleyman Şah'ın adını söylemeye cüret edersiniz? Ha?
adını ağzınıza alıp kirletmeye nasıl tevessül edersiniz? Bilesin ki gayrı beylik makamını sen işgal etmezsin Haymana. Sana olan saygımızdan sustuğumuzu bilesin. Bir derdin varsa git oğlun olan beyimize de. Bir de utanmadan karşıma geçip bunları dersiniz ha? Yazıklar olsun size. Töresinden şaşmış gafiller. Yazıklar olsun. Bilesiniz ki Gündoğdu Bey'le bir olup sadece birliğimizi, dirliğimizi değil, töremizi, umudumuzu ayaklar altına aldınız. Bu altınlar var ya, kursağınızda kala. Boyunuz devrile. Lanet olsun size, yazıklar olsun. Ertuğrul'dan haber var mı? Bir atlı yolladım beyim. Dönmesini bekliyoruz. Bu ağaç. Yine kimin başına musibet örersin? Ne işler karıştırırsınız? Beyim, Ertuğrul Bey kervanıyla beraber dar geçişte doğru yöneldi. Gözünüzü dört açın. Ertuğrul'u en savunmasız anında yakalayıp kellesini alacağız. Ne edersiniz bilmem ama kazdığınız kuyuda boğacağım sizi. Kırılmış. Beyim, atlar da yorgun. Çoluk çocuk da yoruldu. Yükleri fazladır. İyi. Geceyi burada geçirelim. Doğan, sen bekar alpleri nöbet tutacakları yerleri göster. Evli olanlar da ailelerinin ve çocuklarının yanında nöbet tutsunlar. Emin olur bey. Kimse gözünü kırpmasın Bamsı. Bismillahirrahmanirrahim. Demek Kaya Obası'nı dirlik birlik içinde Emir Saadettin'in gösterdiği yere göç ettireceksiniz. Ettireceğiz evvelallah.
Şüphen olmasın ana. Peki, bunca ayıbınızdan sonra obamız dinine, töresine nasıl sadık kalacak oğul? Sen ne dersin ona? Senin de gün doğdunun da bütün ayıplarınızı bilirim oğul. Ana? Dündar'ım doğru dermiş. Bir otağda iki aslan kükremezmiş. Bey oğullarının kaderi buymuş. Bunu bir kez daha gördük. Tuttuğunuz yolda sakın ola. El sözüyle yola çıkıp soyumuzun onurunu çiğnemeyesiniz. Babanızın bizlere, alplere, ahaliye emaneti zebun olur gider. Ağabeyimle ben olmayaydık halimiz nice olurdu ana. Düşün hele. Emir Sarettin kardeşim Ertuğrul'un canını alırdı. Obamıza bela olurdu. Asıl o vakit bunca insan zebun olurdu ana. Babamın gösterdiği birlik dirlik yolundan sapmadık. Emirül Emre itaatten taviz vermedik. İmdi huzurla yeni yaylağımıza göç ediyorsak, ağabeyimin beyliği sayesindedir. Hala karşıma geçmiş Emir Saadettin'den söz edersin. Cehenneme kadar yolu var o soysuzun. Sizler tekbirlerle büyüdünüz oğul. Niye? Otağımızın töresini altınla bey satın alıp çiğnemeniz için mi? Masum bir şehzadeyi tepeleyerek mi huzur getirecektiniz? Ha? Kardeşiniz dururken el sözüyle huzur getirmeye kalktınız. Nasıl itibar ettiniz o adamın sözüne? Obanıza da, törenize de el olmayasınız. Gayrı babanızın emaneti sizin elinizdedir. Elden olup, elden bulmayasınız. Diyeceğim budur. Afiyet olsun. Ah Süleyman Şah'ım, çalabilen nide kılıçtansa bir çomak daha iyi derdin. Töresini yitirmiş kara otağlar yıkılsa daha iyi derdin. Atların yemediği acı otlar bitmese daha iyi derdin. Adam içmez acı sular akmasa daha iyi derdin. Atasının adını yürütemeyen hoyrat oğul olmasa daha iyi derdin. Altınla alınan yalan sözdense otağı yıkılsa daha iyi derdin. Her nerede acı çeken varsa çekenler gafil başın ağrısını otağın gerçek beyi bilir derdin. Gün olur da devran döner, oğul oğula el olur derdin. Otağın yükünü en iyi analar bilir derdin. Her dediğim ferman oldu beyim. Evlatlarım birbirine el, karabahtlı otağında tahtın bizlere gayrı tabut oldu. Ah Süleyman Şah'ım, ezelden yazılmazsa kul başına bela gelmezmiş. Töresizlik,
devletsizlik şerrinden. Allah saklasın bizi. Ya Rab, sensin Kerim, sensin Rahim, bana doğru yolu göster. Göster ki hak yolunda ilerleyeyim. Senin yolunda Süleyman Şah'ımın ruhunu şad eyleyim ya Rabbi. Kaybettiğimiz vakti telafi ederiz. Lakin kervanın durması ahaliyi yıldıracaktır. Bundan sebep tez yola koyulmamız gerekir. Beyim, Boyan'la bu ağaçı sultana götürüp başımıza gelen bütün musibetlerin Emir Saadettin'in bir oyunu olduğunu ispat edecektin. Gayrı elinde bir şey yoktur. Noyan'ın ölmesiyle bu ağaçın kaçması işimizi zora soktu Artuk Bey. Vazgeçemeyiz. Ne yaparsak yapalım, ne edersek edelim, köpek peşimizi bırakmayacaktır. Bundan sebep daha da dikkatli olmalıyız. Alpler, siz de sakın ola tedbiri elden bırakmayın. Obamızda bile bize rahat vermeyenler, kervanın huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni ardlarına koymayacaklardır. Emrin nedir beyim? Kervan önce Allah'a, sonra bize emanet. Gerekirse kervanın selameti için gözümüze uyku girmeyecek. Nöbetçi alpleri sürekli teftiş edin. Emrin olur beyim. Boş koymayız başlarını. Halime, hatunlarla konuştun mu? Kervanın eksiği gediği var mıdır? Yoktur beyim. Hatunlarla teker teker konuştum. Kimsenin eksiği gediği yok. Erzağımızda ziyadesiyle vardır. Hatunları ve çocukları ihmal etmeyesin. Yolumuz uzun ve çetin. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Emrin olur beyim.